yanda Türkiye'nin farklı illerindeki Avrupa Birliği bilgi merkezleri, diğer yanda Avrupa'nın dört bir tarafındaki Erasmus Plus öğrencileri. Avrupa'dan Anadolu'ya bu hafta önce Palandöken Dağı, cağ kebabı ve zengin tarihiyle öne çıkan Dadaşlar Diyarı Erzurum'da, ardından İspanya'da Endülüs bölgesinin göz bebeği Flamenco'nun başkenti Sevilla'da. Şu anda tam 2500 metre yükseklikte Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve haliyle soğuk şehirlerinden Erzurum'dayız. Evliya Çelebi'nin dediğine göre kışları burada bir damdan diğerine zıplayan kediler havada dona kalırmış. Hatta bir gün bir dervişe sormuşlar. Nicedir Erzurum'dasın, yazı gördün mü bari diye. O da demiş ki ya ben geleli 11 ay 29 gün oldu ama hala kendisiyle rastlaşamadık. İstediği kadar soğuk olsun Erzurum hem evliyalar diyarı hem de dadaşlar şehri. Sasanilerden Selçuklulara onlarca medeniyetinde ev sahibi. Aynı zamanda atasporu cirit ve bar denilen halk danslarıyla da Türklerin Orta Asya'ya uzanan geçmişinin de hafızası. Bununla beraber hem kış sporlarının hem de tarım ve hayvancılığın merkez şehirlerinden biri. Yani sayacak çok fazla özellik var ama bizim için Erzurum, Türkiye'de Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bulunan 20 şehirden biri. Onun için şimdi gideceğiz, ev sahibimizle, merkezin koordinatörüyle buluşacağız ve kendisinden dinleyeceğiz. Bakalım Erzurum ve Avrupa nasıl bir etkileşim halinde? Merhaba. Hoş geldiniz şehrimize Hoş Ömer bulduk. Bey. Hava güzel mi ne? Evet, çok güzel şansımıza. Şimdi haksızlık etmek istemiyorum ama biraz da soğuk sanki. Evet, aynen. Erzurum'un özelliği soğuk Ömer Bey. Erzurum'un özellikleri işin aslı saymakla bitmiyor. Evet, soğuk bunlardan sadece bir tanesi. Kesinlikle. Diğeri de sebebi ziyaretimiz. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi. Peki Bilgi Merkezi ne zaman açıldı, neler yapıyor, amacı nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Bilgi Merkezi 7 Temmuz 2011 yılında Erzurum Ticaret Sanayi Odası bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Ben de o tarihten itibaren koordinatörlük yapıyorum. Peki amacı nedir Bilgi Merkezi'nin? Bilgi Merkezi'nin amacı bildiğiniz gibi 20 ilde mevcut bilgi merkezleri ve kuruluş amaçları yerellerde Avrupa Birliği konusunda halka doğru bilgi aktarmak, ön yargıları kırmak ve bu ön yargıyı kırarken kültürel, eğitsel, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, dokümantasyon sağlamak gibi bir sürü etkinliğimiz var. Tabii tüm bunları yaparken siz aslında tüm Erzurumluları kucaklıyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Kesinlikle Ömer Bey. Çünkü bu bir iletişim projesi. Toplumun belli bir kesimine ulaşıp belli bir kesimine ulaşmak mümkün değil. O yüzden bütün toplum bizim hedef kitlemiz. O zaman ben diyelim ki Erzurumlu bir vatandaşım, bir dadaşım pardon. Aklımda bir soru var Avrupa Birliği ile ilgili. Bir işe başvuracağım, bir eğitim projesi var, bir fikir var. Kapınızı çalmam yeterli midir? Tabii ki. Zaten Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın bilgi merkezinde sağlamış olduğu birçok destek var. Ama özellikle lokasyon anlamında katkısı çok büyük. Herkesin yol üstünde olabilecek merkezi bir konuma sahip. Bunun dışında zaten sosyal medya hesaplarımız var. Telefonla ulaşabilirler ama mutlaka bir çay içmeye de bekleriz herkesi. Peki anladığım kadarıyla çok sayıda etkinlik var, proje var, güzel temaslar var tüm Erzurumlularla.
Bunların örneklerini göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, anlatacağım size. Ama buraya kadar gelmişken biraz şehri gezelim mi? Mesela şu an neredeyiz? Çok özel bir yerdeyiz. Bugün şu anda 7 asırlık Yakutiye Medresesi'ndeyiz. İlhan Önar döneminden kalma. Selçuklu mimarisi, evet. Tipikli mimari. Kesinlikle. Gidip gezsek mi? Şimdi geldik buralara, Erzurum'a olmaz. Ondan sonra da bir tarihi Erzurum evlerini gezeriz. Tarihi ne Erzurum dersiniz? Evleri. Evet. Harika, tamam. Bayılacaksınız. Tamam, hadi başlayalım. Hadi kendimi bir dadaş olarak hissetmem için gereken her şey hazır. Şu an gerçek bir Erzurum evindeyiz, değil mi? Evet, tarihi Erzurum evlerindeyiz. Kaç asırlık bu ev? 18. yüzyıldan beri aslında. Oo, neredeyse 3 asırlık evet, evler 3 asırlık. Bunlar. Ve orijinal eşyalarla. Evet, gördüğünüz gibi Erzurum'un eski tarihi eşyaları mevcut. Çok güzel. Tabii mimarisi dikkatimi çekiyor. Şu tavan çok ilginç mesela. Evet, kırlangıç tavan diyorlar Ömer Bey ona. Odadaki dumanı ve kirli havayı hapsetsin diye yapılmış özellikle. Çok da güzel ve tek pencerede o, anladığım evet, tek kadarıyla. Evet, tek pencere çünkü hava şartlarından dolayı. Erzurum'da tüm soruların cevabı aynen, bu. Neden? Soğuk. Çünkü soğuk. Doğru. Ama bu soğuğa rağmen Avrupa Birliği Bilgi Merkezi yerinde durmuyor. Evet, ben onu biz biliyorum. Tam gaz ilerliyoruz, devam ediyoruz. Neler Erzurum'da yapıyorsunuz? Biraz etkinlikleri anlatır mısın bize? Evet, neler yapıyoruz? Özellikle 9 Mayıs Arpa Günü'nde mesela biz. Özel bir gün. Tabii. Özel bir gün bizler için, Arpa Günü. O kapsamda bir etkinlik gerçekleştiriyoruz her sene. Bu sene nasıl kutlandı 9 Mayıs? Bu sene yine Ramazan ayına denk geldiği için biz de iftar programı gerçekleştirdik. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte. Koruyucu aileler ve yuvalarda kalan çocuklara iftar yemeği verdik. Çok keyifli, çok güzel, sıcak bir etkinlikti. 9 Mayıs Avrupa Günü önemli bir tarih tabii. Evet, kesinlikle Avrupa Günü. Galiba. Aynen. En çok iz bırakan kutlama hangisi oldu? Geçen yıl 9 Mayıs Avrupa Günü için Ömer Bey, Erzurum'un ilçe köylerinden 500 çocuğu aldık. Köylerinden hiç dışarı çıkmamış çocuk bunlar. Onları sinema ile tanıştırdık. Onların o heyecanı, yüzlerindeki mutluluk sizi de fazlasıyla mutlu eden bir şey. Kadınlara yönelik özel etkinlik oldu mu hiç? Elbette, kadınlar bizim çok önemli bir hedef kitlemiz Ömer Bey. Tabii fiziksel ve psikolojik şiddet aslında toplumun çok önemli bir konusu. Fakat biz artık başarı hikayeleri duymak istiyoruz. O yüzden bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Avrupa Birliği Fonu'ndan destek alıp işte iş yeri açmış hanımlarımızı davet ettik. Onlarla bir panel gerçekleştirdik. Daha sonra diksiyon eğitmeni İsmet Topaloğlu ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirdiler. İş hayatında diksiyonun önemiyle ilgili. Çok güzel. Toplumun farklı kesimlerine temas etmek için hep böyle güzel vesileler oluyor. Evet. Önemli günler, anlamı olan tarihler. Tabii Erzurum'da olunca kültürel miras da çok önemli bir başlık gibi geliyor bana. Kesinlikle. Çünkü tarihi zenginliği hakikaten muazzam bir şehirdeyiz şu an. Özellikle bu mekandayken kültürel miras başlığı ile ilgili etkinlikleriniz oluyor mu? Tabii ki bu sene, yani 2018 yılı Avrupa Kültürel Miras Yılı seçildi zaten. Biz de bu kapsamda Erzurum'a yeni gelen öğrencilerden işte 30'ar kişi belirledik. Ve onları Erzurum'un belli noktalarına bıraktık. Onlara toplu taşıma araçlarını kullanabilecekleri kartlar verdik. Ve onlardan kültürel miraslara erişim noktasında yaşadıkları sıkıntıları anlatmalarını istedik. Erzurum Kalesi'ne nasıl? Erzurum Kalesi hemen. Kardeşim ha, şuradan hemen düz yani. Gidin canım. Düz gidin mi? Zaten para var. Cami var. Sonra bir kültürel. Daha sonra öğrenciler Mustafa Seven
fotoğrafçı kendisi. Onunla birlikte bir foto safari gerçekleştirdi. Kültürel miraslarda işte şu açıdan fotoğraf çekseniz daha iyi, burası daha güzel, şu ışık daha doğru bir ışık şeklinde öğrencilere bilgi verdi. Daha sonra da kültürel miras yılı ile ilgili bir panel gerçekleştirdik. Şimdi öğrenciler dedin Elif Nur, benim aklıma tabii hemen üniversite öğrencileri geldi. Çünkü Erzurum'da çok sayıda üniversite öğrencisi de var. Erasmus Plus öğrencileriyle ne şekilde temas ediyorsunuz? Erasmus Plus bizim için çok kıymetli Ömer Bey. Yani öğrencilerin ilgisi, rağbeti o kadar yüksek ki çok değerli bir program Erasmus Plus. Çünkü düşünsenize, bir ülkeye gidiyorsunuz, yeni yerler keşfediyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz, yeni lezzetler tadıyorsunuz, diller öğreniyorsunuz ve hiç ücret ödemiyorsunuz en önemlisi. O kapsamda çok kıymetli bir program. Öğrenciler de Atatürk Üniversitesi olsun, Erzurum Teknik Üniversitesi olsun, öğrenciler çok inanılmaz ilgililer. Peki merkezde bu kadar etkinlik var, sürekli güzel temaslar kuruyorsunuz toplumun değişik kesimleriyle, farklı vesilelerle. Sizin dışınızda, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi dışında Avrupa Birliği destekli projeler Erzurum'da ne şekilde yer alıyor? Tabii ki Erzurum tarım ve hayvancılık konusunda önde gelen bir il. O yüzden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun vermiş olduğu, sağlamış olduğu işte organik tarım, hayvancılık konusunda bir sürü destekleri var, projeleri var. Dilerseniz bunlardan birini. Dilerim tabii ki, buraya kadar gelmişken. Erzurum özellikle hayvancılıkla öne çıkıyor. Bunu birçok örnekle görmek mümkün. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'de özellikle tarım, hayvancılık ve turizmin yer aldığı kırsal kalkınma projelerine verdiği destek bilinen bir gerçek. Bünyamin Bey merhaba. Merhaba. Şu an tam anlamıyla üretimin kalbindeyiz. Çok büyük bir tesisteyiz, kapsamlı bir tesiste. Bu tesis ne zaman açıldı? 2015 yılında biz başvurumuzu yaptık. 2017'nin 3. ayı itibariyle bütün işlemlerimizi tamamlayıp hayvanları getirdik. Uzun bir hazırlık süreci oldu. Uzun bir hazırlık süreci oldu. Evet. Sonra destekleri aldınız ki bunlardan biri de Avrupa Destekler zaten Birliği. İnşaatın bitiminde hemen desteğimizi kurum yatırdı hesabımıza. Bitirdikten sonra zaten desteği aldıktan sonra hayvanları getirebildik. Sonra da hummalı çalışmalar. Burayı kurmak kolay olmasa gerek tabii. Kolay değil. Peki nedir? Buranın çıktıları nelerdir? Burada nasıl bir üretim söz konusu? Şu anda damızlık ve süt yoğunluklu çalışıyoruz. Besi yok bizde. Tabii burada güzel planlama kadar, çalışma kadar, işin kendisi kadar finansal altyapı da çok önemli. Evet. Sizler ilk işe koyulduğunuzda TKDK ve Avrupa Birliği'nden kredi alma süreci nasıl işledi Bünyamin Bey? Yani zaten TKDK şey yapıyor, çağrıya çıkıyor her yıl düzenli olarak. Projeniz varsa hazırlıyorsunuz, götürüp sunuyorsunuz. Biz de bu süreçte işte hazırladık projemizi, götürdük. Bize çıktı. Ne kadar yani çıkmıştı bu arada? Destek %60. Ya inşaat ve ekipman bölümünün %60'ını şey destekliyor. %60 dediniz, ne kadara tekabül ediyor? Yani inşaat ekipman 3 milyon 200 bin lira civarında bir şey tuttu. Bize net gelen 1 milyon 900 bin civarında bir destek aldık. Buralara kadar geldik madem, şöyle yakından görsek mi? Olur tabii ki. Hadi tabii bakalım. Buyurun. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TKDK aracılığıyla yürütülen bu destekleri ve Avrupa Birliği'nin hedeflerini Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Christian Berger'e sorduk. Rural development is one of our most successful programs in Turkey. Kırsal kalkınma Türkiye'de en başarılı programlarımızdan bir tanesi. Başarılı olmasının sebeplerinden biri küçük çiftliklere, küçük iş adamlarına ve birçok insana ulaşabiliyor olması. 15 bine yakın proje yaptık ve etkinlikleri destekledik. O dönem içerisinde yaklaşık 60 bin istihdam yarattık. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında pek çok ortak nokta var. Kırsal bölgelerde bizim de benzer problemlerimiz var. İnsanlar kırsal bölgeleri terk ediyor. Hep birlikte gençleri o bölgelerde tutmanın yollarını bulmalıyız. İnsanların doğdukları, büyüdükleri yerde kalması için
onlara orada istihdam sağlamak zorundayız. Örneğin, ekoturizmi kullanabiliriz. Bu konuda çokça destek veriyoruz, çok da olumlu tepki alıyoruz. Türkiye genelindeki seyahatlerimde sık sık insanlar yanımıza geliyor ve aldıkları destekten ne kadar memnun olduklarını anlatıyor. Kırsal kalkınma, Avrupa Birliği ve Türk hükümeti ortak işbirliğiyle yürütülen bir destek programı. Türkiye'de şehirlerin yarısında uygulanıyor ama diğer iller de programa katılmak istiyor. Kırsal kalkınma için bir katılım öncesi programı olan İPARD'ın altında bunu geliştirmek için çok iyi tekliflerde ve önerilerde bulunuyorlar. Erzurum hakkında aklıma ilk neler geliyor diye şöyle bir düşündüğümde palandöken, cağ kebabı ve oltu taşını bir çırpıda sayıyorum. Elif Hanım'la birlikte Erzurum'daki yeni durağımız oltu taşından ürünlerin merkezi Taşhan. Bir diğer adıyla Rüstempaşa Kervansarayı. Taşhan'a geldik. Aynen, Taşhan'dayız. Neydi buranın özelliği? Oltu taşı satılıyor efendim burada. Oltu taşı Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkan bir taş ve genellikle işte tesbih yapımında kullanılıyor. Bunun dışında kolye, küpe, yüzük gibi ziynet eşyalarının yapımında da kullanılan bir taş. Ayrıca negatif enerjiyi aldığı söyleniyor, yorgunluğu aldığı söyleniyor. Öyle. Evet. O zaman ihtiyacımız var yani. Kesinlikle. Herkese lazım bunda. Aynen. Şöyle bir dolaşıp bakalım. Hadi bakalım. Tam zamanında Taşhan'a evet. Gittik geldik. Çok biraz acıkmış olabiliriz değil mi? Çok yorulduk, çok acıktık. Hak ettik bence. Hak ettik. Ama şunu bir açıklığa kavuşturalım. Çağ değil, cağ değil mi? Cağ, evet. Cağ ne demek? Etlerin takıldığı şişe verilen at. Evet. İtiraf edeyim, ilk kez yiyeceğim. Yani taklidini bile yemedim, öyle söyleyeyim. Öyle mi? O zaman bağımlısı olacaksınız Ömer Bey. Tekrar geleceksiniz Erzurum'a. Bağımlısı oldum bile. Öyle. Bir bakışım yetti. Bunun usulü. Bunun bir usulü vardır Elif Nur. Evet, lavaş ekmeğini alıyoruz. Tamam. Ve İçine sıyırıyoruz. Sen hemen göster. Ben gösteriyorum. Bir başlıyoruz. Ayıbım olmasın şimdi. Bu yok. Önemli bir seremoni. Başlıyoruz. Biraz zor çıkıyor. Belki yerim demiştim ama cağ kebabını tatmadan Erzurum'dan kesinlikle dönülmezmiş anladım. Ancak Elif Hanım'a göre cağ kebabı sadece başlangıç. Sırada kesme çorbası, su böreği, kadayıf dolması ve sürpriz lezzetler var. Şimdi başlayalım ama neyle başlayalım? Bu çorba ne çorbası? Kesme çorbası. Evet. Kesme çorbası. Aynen. Sanırım içinde erişte var değil erişte mi? Erişte var ve reyhan var. Biraz mercimek. Pazıyla yapılıyor. İçinde taze lor peyniri ve kaymak var. Aklım hala su böreğinde ama onu ayrı bir seansa saklıyorum. Tamamdır. O benim için başlı başına bir seremoni. Tamamdır. Ama şu dolmanın bir tadına bakmak istiyorum. Tatlı tatlı yiyelim, tatlı yiyelim. Konuşalım. Geldiğimizden beri hepsini tanıklık ediyoruz, dinliyoruz. Neye göre seçiyorsunuz? Kimlerle bir araya geleceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Toplumun bütün kesimine kapımız açık. Herkese kapımız evet. Açık. İkinci kez gelenlere de kapınız açık. Herkese. Bizim çünkü yavaştan gitme vaktimiz geliyor. Geliyor.
Bir daha geliriz. Geliriz elbette. Geleceksiniz. Yani özellikle su böreği yemeye. Tabii ki. Dadaş edasıyla buralara gelin. Hançerinizi alın gelin hançer varı için. Tamam anlaştık. Tamam. Çok teşekkür ederim Elif. Ben çok teşekkür ederim çok size. Başta anlattığım o derviş gibi 11 ay 29 gün kalmadık ama gördüğünüz gibi yazı biz de göremedik. Bir dadaş olmak kolay değil. Burada böyle. İşte o dadaşlardan biri buralardan atladı. İspanya, Sevilla'ya bir Erasmus Plus öğrencisi olarak gitti. Bakalım o oralarda yazı gördü mü? Şimdi arkadaşlar Erzurum barıyla beni o dadaşın yanına uğurluyorlar. Sağ olun arkadaşlar. Sevilla güzel bir şehir. Hatta Sevilla bayağı güzel bir şehir. Çünkü Sevilla tam bir Akdeniz şehri. İşte gördüğünüz gibi. Üstelik tarih fışkıran bir Akdeniz şehri. Peki biz buraya niye geldik? Ahmet Akyıldız, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi, iktisat bölümü öğrencisi. Ta Erzurumlardan kalktı benim dadaş arkadaşım. Sevilla'lara staj yapmaya, çalışmaya geldi ve tüm yazını burada geçiriyor. Bir gıda ve içecek üretim tesisinde çalışıyor Sevilla'nın yakınlarında. Şimdi gideceğiz, hikayesini bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Biraz çabuk davranalım ki siestaya yatmasın. Ahmetciğim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz, sana Erzurum havası getirdik, geldin teşekkür mi? Teşekkür ederim, çok özledim. Bayağı olay mahalli. Evet. Ne oluyor burada? Burada... Öncelikle diğer tarafta ham maddemizi filtreliyoruz. Daha sonra buradaki kazanlara aktarıyoruz. Ondan sonra belirli bir bekleme süreci var. Belirli bir bekleme sürecinden sonra buradaki makinelerle şişelemesini yapıyoruz. Daha sonra gelen teslimatlara göre hani sayımları yapıyoruz, tırları bekliyoruz bazen. O kadar da zor bir şeysi yok aslında. Yani tarladan biraz karışık. Evet, evet. Tarla kısmı bu. Evet, tarla Pardon, kısmı. Tarladan da sonraki ama sofradan önceki. Evet, kısmı. Sofradan önceki kısmı. Şimdiye evet. kadar hep sofra kısmını sen düşünüyordun. Evet, doğru, tabii. Doğru, evet. Şimdi... Peki iktisatçı olarak geldiğin gıda mühendisi olarak dönüyor musun? Ne oluyor? Yok, gıda mühendisi olarak değil aslında. Muhasebe işlerine bakıyorum. Hı. Hani üretim koordinatörlüğü yapıyorum. Hani ne kadar üretim yapacağız? Hani envanterimizde ne kadar var? Kim ne kadar istedi? Yani burada olduğum sürece biraz da İspanyolca öğrenmeye başladım. Hı. Telefonlara da bakmaya başladım.
Anlayabildiğim kadarıyla teslimatları da alıp not ediyorum. Harika, çok güzel. Yani çok boyutlu bir insan olarak çıkıyorsun. Evet, evet. Olarak. Bahçe işleriyle de uğraştığımız oluyor. Hani burada arabaları da yıkıyoruz. Zevkli dakikalarda geçiriyoruz yani. On parmağında on marifet evet. Diyorum ben buna. Teşekkür ederim. Yani Erzurum Ahmet'le gurur duyabilir. Ama daha dinleyeceğiz, daha yeni başladık. Bu kadar yüksek olduğunu söylememiştim bana. Senin gözün yükseklerdeymiş, haberimiz yokmuş. Değdi. Değdi değil mi? Değdi, çok güzel. Artık Sevilla'yı keşfetme vakti. Çok şanslıyım çünkü Ahmet de bana rehberlik edecek. Birlikte hem gezeceğiz hem de onu hangi rüzgar Sevilla'ya atmış konuşacağız. Ahmetciğim, neredeyiz şu an? Şu an Sevilla'da Plaza de España'dayız. Plaza de España nedir buranın olayı? Plaza de España şöyle 16. yüzyılda İspanya'nın ne kadar zengin, ne kadar güçlü bir ülke olduğunu hatırlatmak adına 1928 yılında Expo fuarı için yapılmış olan bir yapıdır. Peki seni hangi rüzgar attı buraya? Erzurum'da doğdum, Erzurum'da büyüdüm, Erzurumlu üniversite okuyorum. Bundan 2 sene önce ben 2. sınıftayken hani bu sefer de hani ne yapsam, nasıl bir değişiklik olsa bu Erasmus Plus'a artık katılmalıyım, ne tür yolları izlemeliyim. Üniversitemde bulunan koordinatörlerimden, hocalarımdan da destek alarak, bunları da bu programı daha önce kullanmış kişilerle de konuşarak Erasmus Plus'ın sınavlarına girdim üniversitede. Zor muydu? Tabii biraz zordu. Mülakatı falan da var. Hak kazandım. Bu sefer geri kaldı işte hani hangi ülkeyi seçeceğim. Ben Polonya'yı seçtim o zaman. Polonya'nın Lublin şehrinde bir dönem okudum. Sen iktisat öğrencisi olarak Polonya'ya gittin. Orada aldığın dersler kredi olarak sayıldı mı? Sayıldı. Bir kaybın olmadı. Bir kaybım olmadı. Ondan sonra Polonya... Sonra KTM'yi özledim, döndüm diyorsun. Sonra evet. Bir dönem yetti diyorsun. bir dönem yetti. Aslında yetmez de. Yetmediğini anladığım anda zaten ben de dedim ki başka bir şey daha yapmalıyım. Ondan sonra staj hareketliliğini araştırdım. Staj hareketliliğini araştırdıktan sonra tekrar sınavlara girdim. Zaten benim 3. sınıfta yapmam gereken zorunlu bir stajım vardı. Bu stajımı ben hemen yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünürken dedim ki ben en iyisi bunu 4. sınıfın yazına saklayayım. Yapmadan zaten mezun olamıyorum. Ben de 4. sınıfın yazında yani bu yaz döneminden önce tekrar sınavlara girdim, mülakatına girdim. Tekrar hak kazandım. Kabul aldım. 2 yerden kabul aldım. İzlanda'dan ve İspanya'dan. İzlanda ne diyorsun? Orası biraz uzak olduğu için bir tane bir okyanusun. Biraz, çok biraz değil evet. Okyanusun ortasında da bir ada olduğu için orayı fazla tercih etmek istemedim. Bir de hani ta 2 sene önceden de kalma bir özlemim vardı İspanya'ya karşı. Ben hani burada yaşamak istiyorum. Burayı gerçekten burayı kendime çok yakın buluyorum hani İspanya'yı, güney şehirlerini özellikle. Ne ondan güzel. Sonra bir baktım yine buradayım yani. Yine buradasın, Avrupa'dasın. Erasmus Plus öğrencisi olarak, evet. Çalışanı olarak. Çalışanı olarak. Şu an artık, bir üretim evet. Tesisinde çalışıyorsun. Evet. Peki burada olmak sana neler kattı? Yani yine staj olarak bakarsak sonuçta beni iş hayatına hazırlıyor bu staj süreci. Ve yurt dışında yapılan bir staj olduğu için uluslararası çalışan, uluslararası ticari faaliyetler gösteren şirketlerde rahatlıkla iş bulabileceğimi düşünerek geldim aslında. Bunun için de kendimi sürekli geliştiriyorum. Yani şöyle de bir artısı olduğunu söyleyeyim. Biz zaten hani buraya gelirken belirli bir İngilizce seviyesine sahip olmamız lazım. Yani buraya geldikten sonra da eğer şanslıysak, ya şanslıysak demeyeyim de eğer hani yapabiliyorsak, dili öğrenmek bize kolay geliyorsa kendimize yeni bir dil de katabiliyoruz. Nasıl İspanyolca ile ara? İspanyolca ile aram yani... Comestas. Doğru söyledin mi hiç bu arada? Tabii doğru söyledim. Comestas. Muy bien, mucho gracias. O zaman hem yabancı dil, hem kendi yabancı. Ayaklarının üstünde durma. Evet. Hem de profesyonel anlamda kendini geliştirme. Evet. Peki sadece bu mu? Burada flamenco yok mu? Burada flamenco da var ama... Bir flamenco'yu götür yoksa siesta'yı kaçarım ona göre. Tabii flamenco müzesini de ziyaret edelim zaten. Orada olmadan olmaz zaten Sevilla'ya geldiysek. Değil mi? Olmaz. Tabii herkes müziklerine aşinadır ama dansını canlı izlemek ayrı bir zevk verir.
Endülüs bölgesi ve Sevilla, flamenkonun adeta başkenti. Kentin hemen her yerinden bu müziğe ait melodiler yükseliyor. Ahmet'le birlikte geldiğimiz flamenko müzesi ise bu görsel şöleni belki de en güzel hissettiren yer. Endülüs'teki Arap hakimiyeti döneminden de tınılar taşıyan flamenko, sadece bu bölgede değil, tüm İspanya genelinde kültürel bir değer. Ama birçoklarına göre flamenko İspanya'ya değil, flamenkoculara ait. Önce Erzurum'da Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, sonra İspanya Sevilla'da Erzurumlu Ahmet'in hikayesi. Bol bol güneş, bol bol iş, güç ve tabii ki Erasmus Plus hikayesi. O zaman bir siestayı hak ettik diyebiliriz ve hatta oley diyoruz, vamos diyoruz, devam ediyoruz.